Sevgili arkadaşlar, cümlete merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 3-4-5 yayınları Edebiyat Soru Bankası'nın konu anlatımında beraberiz arkadaşlar. Bu videoda konumuz 1980 sonrası Türk şiiri olacak. Daha önceki konuda arkadaşlar anlatmıştık. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nda şiirin gelişiminden bahsetmiştik. Şimdi 1980 sonrasının nasıl bir farkı olacak önceki dönemlerden? Şimdi canlarım, bir kere 1980 Türk Edebiyat ve Türk Siyasi Tarihi'nin önemli bir dönüm noktası aynı zamanda. Bu dönemde hatırlayalım, tarihimizden bir 80 darbesi olmuştur. Bu 80 darbesi edebiyatta her kesime, yani hem sağ hem sol kesim için çok büyük bir darbe oldu. Ve 80 sonrasında canlarım, toplumun genelinde olduğu gibi bir apolitik süreç başladı. Yani bundan sonra hakikaten politika ve siyaset toplumsal olarak hayatımızdan yavaş yavaş çıkmaya, çünkü çok ağır bir darbe yaşandı o dönemde. Pek çok aydın, pek çok yazar, şair, mesela halk şair Neşet Ertaş bile yurt dışına, Almanya'ya gitti ve 10-12 yıl Almanya'da kaldı. Pek çok şair, şarkıcı, yazar da bu durumda olduğu için edebiyatımız aslına bakarsanız apolitik bir sürecin başladığı bir dönemdir 80 sonrası. Peki şiirde ne oldu? Şiirde de hakikaten bu yaşandı. Bundan sonra çok fazla edebi topluluklar olmadı. Yani bir topluluk, bir ekol gelişmedi. 80 sonrası şiirimiz bireyselliğin ön planında oldu. Bir şiir olarak devam edecek. Günümüze kadar bu sürecek. Peki canlarım, kim var bu dönemde? Haydar Ergülen aklımıza gelsin. Hüseyin Atlansoy aklımıza gelsin. Sedat Umran, Lale Müldür, Ahmet Erhan, Küçük İskender, Murat Hammungan ve Sunay Akın gibi isimler aklımıza gelebilir. Bu dönem şairler canlarım çok çok ne yapmışlar? Hani bir topluluk, bir ekol olarak olmasa da birlikte şiir dergileri çıkarmışlar. Ama bu dergilerde bireysel anlayışlarını sürdürmüşler. Bu dönem Türk toplumun genelinde olduğu gibi apolitik bir dönem olmuş arkadaşlar. 80 şairler için ortak anlayıştan çok grupların ve kişilerin ayrı ayrı şiir anlayışlarından söz edebiliriz mesela. Dergiler demiştik değil mi? Nedir o dergiler? Yazık Edebiyat, Üç Çiçek, Şiir Atı, Sonbahar gibi dergiler bu dönemde çıkmış. İkinci yeni sonrası toplumcu şiirde olduğu gibi arkadaşlar bu dönemde İsmet Özel, Atol Behramoğlu gibi şairler vardı. İdeoloji şiirlerinde öncelikli bir öge olarak görmüyor bu abiler. Düz yazıya yaklaşan bir üslupla anlatmaya imkan veren temaları da şiirlerinde işlemişler arkadaşlar. İmgeye yaklaşımları açısından canlarım ikinci yeniyle yakınlıkları olduğunu söyleyebiliriz. Zaten ikinci yeniden sonra şiirimiz bir daha kolay kolay eskisi gibi olamayacak. Yani ikinci yeni önemli bir etki yarattı edebiyatımıza. Şimdi Haydar Ergülen. Canlarım, nar onun toplu şiirleri. Hani diğer videoda da yapmıştık ya. Kafiyeden, denizden çalınmış ülke, Zeki Ömer, Defne gibi. İşte burada canlarım ne yapabiliriz? Haydar Nar kafiyesinden Nar aklınıza gelebilir. Çünkü en çok bu eserini sorarlar sorularda. O yüzden Haydar Nar aklımıza gelecek. Peki önde gelen şairlerden canlarım. Müzikaliteyi, imajları, geniş dizeli şiirlerinde ustaca şekillendiren bir şair. Her şiirini bir imge etrafında şekillendirmiştir. Şiirlerinde çağrışım zenginliği vardır. Pek çok dergide yayınlamış şiirlerini. Şairin kişiliği yanında yazı denemeleri ve şiir eleştirileri de sanatı için önemli unsurlar canlarım. Yazdığı şiirlerde gerçeklik ile ironizm beraberdir canlarım. Güzel söz kardeşliği olarak ifade ediyor şiiri. Klasik ve çağdaş şiirin birikimini ustaca özümsüyor ve bunlardan yararlanıyor şiirlerinde. İnsan benliğini canlarım, insan dünya ilişkisini, insanın varoluşunu, ölüm yaşam karmaşasını sorguluyor ve şiirlerinde bunları işliyor. Peki Haydar Nar önce aklımıza gelsin. Haydar Ergülen'in ne gibi eserleri var? Karşını bulamamış sorular canlarım. Sokak Prensesi, Sırat Şiirleri, Eskiden Terzi, Ölüm Bir Skandal, Karton Valiz, Nar, Hafız ve Semender, Keder Gibi Ödünç, Kırk Şiir ve Bir Üzgün Kediler Gazeli aklımıza gelmesi gereken ilk eserler. Haydar Nar dedik ve geçtik Hüseyin Atlansoy'a. Şimdi nasıl aklımıza kalsın bu Atlansoy? Atlıyor ya, atlamak, intihar etmek gibi düşünelim. En popüler, en meşhur eseri İntihar İlacı. Yani Atlansoy, Hüseyin Atlansoy, balkon çıkmasının efendilik tarihi. Balkona çıktığını düşünelim. Şehir konuşmaları yaptığını düşünelim. İlk sözleri söylediğini düşünelim. İşte ona karşılama töreni yapıldığını düşünelim. Ve bunlardan hareketle balkon çıkmasında efendilik tarihi, intihar ilacı, şehir konuşmaları, kaçak yolcu, ilk sözler, karşılama töreni, su burcu ve güldeste Hüseyin Atlansoy için aklımıza gelecek eserler olsun. Hüseyin Atlansoy ve Haydar Nar Ergülen akılla kalıcı adamlar, emin olun.
Aşk, ölüm, çocuk, medeniyet ve şehir temalarına önem vermiş canlarım. Mehmet Solak onun için Hüseyin Atlansoy ölümün, dirimin, aşkın şahidi. Eğer bu üçlemeyi teke düşürmek gerekirse o tek kelimeyle aşkın şahididir diyebilir. Mistik ve metafizik şairlerden birisi aynı zamanda. Görünenin ardındaki özü vermeye çalışır, bedenden çok ruhu ön plana çıkarır. Hüseyin Atlansoy atlamaktan hareketle balkon çıkmazın efendilik tarihi, intihar ilacı, şehir konuşmaları, ilk sözler aklımıza gelsin. Hüseyin Atlansoy'u koyduk cebe. Sedat Umran canlarım, eşyanın şairi olarak aklınızda tutun. Meşaleler, leke, gittin taş atarak denizlerime ve kara ışıldak aklımıza gelecek ilk eserler. Eşyanın iç dünyasını yansıtarak Türk şiirine büyük bir yenilik getirmiş bir şair. Cansız nesnelerin bilinmeyen dünyalarını okuyucuyla paylaşan Umran, bilinçaltına attığı acılarını, sevinçlerini eşyanın kimliğinde dışa vurarak mutluluğa ulaşabileceğine inanmış bir sanatçı. Şiirlerinde herhangi bir ideolojik düşünce barındırmıyor Umran. Mısralarında ele aldığı maddeyi, gücünü ve güçsüzlüğünü dile getirmek için kullanmıştır bu eşyaları. Bir dönem Alman şiirine öykündüğünü söyleyebiliriz. Şiirlerinde kafiye ve mısra gibi ahenk ve ritim ögelerine pek başvurmuyor. Sembollere çokça yer veriyor. Sedat Umran, leke, kara ışıldak, gittin taş atarak denizlerime ve meşaleler dedik. Sedat Umran'ı kenara koyduk. Murat Hambungan edebiyatımızın en renkli kişilerinden bir tanesi. Hem tiyatroları var, hem hikayeleri var, hem de şiirleriyle bileceğiz Murat Hambungan'ı. Doğu kimliğinin ön planı çıkaran, kendisi Mardinli bu arada. Ailesi hala Mardin'de yaşıyor. Doğal olarak Doğu hikayeciliği ile canların Batı hikayeciliğini birleştirmek ister eserlerinde. Bunun için de hikayelerinin tarihi ve mitolojik motifleri ustaca yerleştirir. Aşk, sevgi, hasret, ihanet gibi duyguları beynelmiler, yani evrensel bir çerçeveye oturtur. Mardin eserlerinde arkadaşlar sıkça kullandığı mekanlardan biri. Doğal olarak en iyi bildiği mekan çünkü. Bu çevrenin taşıdığı farklı kültürel yapıyı, insan olgusunu eserlerine başarılı bir şekilde yansıtıyor Murat Hambungan. İlk kitabı Mezopotamya Üçlemesi adlı oyun üçlemesinin ilki olan Mahmut ile Yezid'a idi. Bu oyun Türkiye İş Bankası'nın açtığı yarışmada ikincilik ödülü aldı. İkinci kitabı Taziye adlı oyunun ona en iyi oyun yazarı ödülünü getirdi. Sahtiyan adlı şiiriyle de Gösteri Dergisi'nin 81 şiir yarışmasında birincilik ödülünü aldı. Şimdi canlarım, Hedda Gabler diye bir kadın, tuhaf bir adı var bu eserin, öyküsüyle Haldun Taner öykü ödülünü aldı. Şimdi Murat Hambungan deyince neler gelsin aklımıza? Murat Hambungan, Osmanlı'ya dair hikayet, kum saati, yaz sinemaları, eski 45'likler, mırıldandıklarım, yaz geçer. Onun dışında oyunlar, intiharlar, şarkılar, mürekkep balığı, başkalarının gecesi gibi şiir eserlerini koyduk kenara. Öyküde canlarım, cenk hikayeleri aklımızda kalabilir. Kırk Oda, Lal Masalları, Kaf Dağı'nın Önü aklımıza gelebilir. Romanı Yüksek Topuklar. Oyunda Taziye, Geyikler, Lanetler, Bir Garip, Orhan Veli, Murat Hambungan'ı koyduk kenara. Devam edelim. Suna Yakın. Yeni garipçi bir anlayış dediğimiz, garip tarzı, kısa, espriye, kelime oyunu dayalı şiirler yazan bir adam arkadaşlar Suna Yakın. Suna Yakın aynı zamanda neyle bilirsiniz siz? Oyuncak müzesiyle bilirsiniz değil mi? Peki, anlık ilhamdan dayanan ve genelde kısa olan şiirleri var arkadaşlar Suna Yakın'ın. Orhan Veli'nin şiirlerindeki bazı özellikleri günümüzde sürdüren bir yapıya sahip. Genellikle pek rastlanmayan yumuşak, lirik bir ton var. Özellikle ince yergi ögelerini kullanmada rahatlığı ile dikkat çeker canlarım. Şimdi Suna Yakın ile ilgili hangi eserler aklımıza gelsin? Suna Yakın, Makiler, Antik Acılar, Kaza Süsü ve 62 Tavşanı Suna Yakın'ın öne çıkacak eserleri. Aynı zamanda düz yazıları da vardı. Suna Yakın dedik, geçtik. Küçük İskender. Yanılmıyorsam geçen sene vefat etti kanserden. Rahatsızlığı vardı. İlginç bir adam canlarım. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazanıp 3. sınıfta bırakıp daha sonra başka bölümler okuyan birisi. İstanbul bohem hayatını yaşamış ve anlatmış birisi. Edebiyatımızın en ilginç renklerinden bir tanesi arkadaşlar. 80'li yılların değil belki Türk şiirinin en gözü pek şairi diyebiliriz onun için. Polemikçi, başkaldırıcı bir yanı var Küçük İskender'in. Fazlaca karışık ve yer yer fazlaca uzun ve çoğaltımcı şiiri oldukça özgün ve başarılı. Gelenek yöntemi kullanarak yazdığı divan tarzı şiirleri ve gazelleri de arkadaşlar onun için mesela ilginç bir yön diyebiliriz. Eser isimleri biraz farklı. Aklınızda bu şekilde kalabilir. Küçük İskender, Gözlerim Sığmıyor Yüzüme,
Periler ölürken özür diler, Suzi Dilara, güzel annemin hayal gücü, ciddiye alındığım kara parçaları, papağana silah çekme, Alp krizi, gözyaşlarının nal sesleri, bir çift siyah deri eldiven, ipucu bırakma sanatı gibi arkadaşlar. Çürük et deposu, kahramanlar ölü doğar. Farkındaysanız hepsi çok sıra dışı ve ilginç şiir isimleri. Küçük İskender dedik ve geçtik. Lale Müldür. 80 sonrası Türk şiirinin en önemli kadın şairlerinden bir tanesi arkadaşlar. Mistik, metafizik eserleriyle ön planda olur. İlk şiirleri 80'de. Yazı ve Yeni İnsan dergilerinde yayınlanmış arkadaşlar. Bazı şiirleri bestelenmiş. Şiirlerinden bir seçki Dublin'de yayımlandı. Water Music adıyla. Ve Fransızca'da yayımlandı şiirleri. Divan Lügat Türk adlı bir kitabı var canlarım. Bu akılda kalabilir. Divan Lügat Türk. Bir şiir adı olarak. Bir sözlük olarak biz onu biliyoruz değil mi? Divan Lügat Türk kimin? Lale Müldür. Şiir kitabı olarak tabii ki. Kaşgarlı Mahmut değil. Lale Müldür'le ilgili ne gelsin başka aklımıza? Ne bilelim? Uzak Fırtına, Voyager 2, Seriler kitabı, Kuzey Defteri, Buhur-u Meryem, Divan Lügat Türk dedik, Saatler ve Geyikler, roman olarak da canlarım Bizansiya aklımıza gelebilir. O da akılla kalıcı bir eser. Lale Müldür dedik ve geçtik arkadaşlar. Ahmet Erhan aslında futbolcu. Hayatı ilk gençlik dönemlerinde futbolla başlıyor. Adana Spor'da futbol oynuyor. Ama yaşadığı ciddi ve büyük bir sakatlıktan sonra futbolu bırakıp farklı bir yöne yöneliyor. Ve şairliğinin farkına varıyor. Şiirimizin lirizm zenginliklerini özellikle 60 sonrası yeni toplum şiirini çeşitli ögeleriyle kaynaştırarak kendisine özgü bir sese ulaştı. Bugün de Ölmedim Anne şiiri belki aklınıza gelir. Ahmet Kaya tarafından bestelenmişti. Şiirleri sanatsal değerinin yanı sıra ülkede genç insanın yaşadığı dramın bir güncesi olarak önem taşır. Söylemindeki karamsarlığının gerisinde direnen bir yaşama sevinci etkili. Ahmet Erhan'dan bahsediyoruz. Ahmet Erhan, Alacakaranlık'taki ülke koyduk kenara. Yaşamın ufuk çizgisi, Akdeniz lirikleri Ahmet Erhan. Çalmayı deneyenler için Deniz, Unutma Adını, Sevda Şiirleri, Zeytin Ağacı, Çağdaş Yenilgiler Ansiklopedisi, Ölüm Nedeni Bilinmiyor, Bugün de Ölmediğim Anne, Kaybolmuş Bir Köpek ilanı ve Sahibinden Satlık adlı eserler aklımıza gelsin. Özellikle neyi düşüneceğiz? Bugün de Ölmedim Anne eseri ve şiiri var. Onu bilelim. Akdeniz Lirikleri ve Alacakaranlık'taki ülke aklımızda bulunsun. Çizdik özel olarak altını. Ahmet Erhan'ı geçtik canlarım. Süreyya Berfe. İkinci yeni anlayışına yakın bir şiir arkadaşlar, bir şair arkadaşlar. Daha sonra sosyal içerikli, duygulu, Anadolu kokan şiirleriyle ön planda olan bir şair. İçinde nükteler barındıran ve kısa cümleler oluşturulmuş şiirler kaleme almış. Yani biraz aslında birinci yeniyi de andırıyor. Yani garip şiirini de andırıyor. Çocuk kitapları yazmış. İlk şiirlerini halk türkü ve deyimleri tarzında yazmış. Sonra nesir ile şiir arasında bir denge kurmaya çalışmış Süreyya Berfe. Onun şiirleriyle pek çok unsurun ve malzemenin şiirde kullanılabildiği görüldü. Süreyya Berfe. Koyduk kenara. Neyi bilelim? Ne kalsın aklımıza Süreyya Berfe'den? Gün ola Süreyya Berfe, savrulan hayat ile şiir, ufkun dışında, şiir çalışmaları, ruhumun nabiga ve kalfa. Süreyya Berfe'den gün ola, savrulan nabiga, kalfa, gün ola aklımızda kalabilecek eserler. Süreyya Berfe'yi koyduk kenara. Şimdi canlarım, 80 sonrası Türk şiirini şöyle bir derleyip toparlayalım. Bu dönemde çok seslilik tabii ki bu kuşağın en önemli özelliği çünkü girişte bahsettiğim gibi 80 darbesi büyük bir yıkım oldu Türk toplumu için. Aydın kesim için de bu yıkım en çok etkili olan yer. Doğal olarak da politikadan uzak durmak esas alındı. Pek çok yazar ve şair yurt dışına gitti demiştik. Doğal olarak bu dönemde canlarım çok sessizlik var. Bunu koyduk kenara. İkinciden bahsettik zaten. Genel olarak içe dönük, karamsar, bireyci bir anlayış hakim sebebinden bahsettik, konuştuk. Şairler geleneklerden yararlanma yoluna giderler. Yani geleneğin reddini yaşamıştık önceki dönemlerde. Bunlar tekrar gelenekle moderni birleştirme çabasındalar. Şiirlerde genel olarak içerikten çok yapı ve söyleyiş. Çünkü şiiri bir dil meselesi olarak ele alıyorlar. İkinci yeni şiirinde görülen uzak çağrışımlara ve imgeye dönülüyor. Yani şiirde kapalılık anlamına geliyor bu sevgili arkadaşlar. Bu dönemde kent kimliği ve şehirleşme tema olarak öne çıkan kavramlar. Peki sevgili arkadaşlar,
Şimdi bu konuyla ilgili soruları rahatça çözebilirsiniz. Soruları çözdükten sonra anlaşılmayan noktalar olursa yine videomuzu tekrar izlemenizi tavsiye ederim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.